Evet, bugün Manisa'dayız. Manisa'da Sultan Camii'nin avlusu içerisindeyiz. Hemen karşıda görmüş olduğunuz şu minareler, Muradiye Camii'ne ait minareler ve arkasında da Manisa'nın eski yerleşim bölgesi olan Sipil Dağı'nın eteklerini görüyorsunuz. Sultan Camii ne anlatacağım birazdan. Burası caminin etrafında inşa edilmiş medrese odaları ve dershane odası da sağ tarafta yüksekçe olan kısım. Medrese odaları şu an kız Kur'an kursu olarak kullanılıyor. Caminin orta kısmında güzel bir şadırvanı var. Sultan Camii, bu bahsetmiş olduğumuz sultan, padişah olan sultan değil tabii ki de. Zaten sultan kelimesi Osmanlı'da hanedanın kadın fertleri için kullanılan bir ifadedir. Mihrimah Sultan, Gülünüş Emetullah Sultan vesaire gibi. Bu sultan ise Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan ve Yavuz Sultan Selim'in de hanımı olan Hafsa Sultan'ın yaptırmış olduğu bir külliye. Külliyenin inşası Hafsa Sultan'ın Manisa'da Şehzadesi Kanuni ile veya o zaman Şehzade Süleyman'la bulunduğu tarihlerde başlıyor 1513 yılında ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçtiği tarih olan 1520'de ve 1523'te hamam ve Darüşşifa'nın eklenmesiyle tamamlanmış bir külliye burası. Külliyenin giriş kapısı kısmında, ki burası gerçekten Manisa'nın klasik devre ait, hatta Ege bölgesinde diyebiliriz, en muhteşem külliyesidir. 4 satırlık bir Arapça kitabesi var. Kitabenin ebced hesabıyla tarihi de 923'ü veriyor. Bu süslemeler tabii ki sonraki devre ait süslemeler. Şimdi bakınız, mükebbire kısmı hemen şurada, balkon kısmı. Yani içerideki imamın komutlarını, sesini oraya bir müezzinin geçip dışarıya aktarması için yapılan alanlar orası. Bakın sağ ve sol tarafta nişler ve üzerinde kitabeler mevcut. Şimdi camiye girelim bakalım. Evet. Kalem işleriyle bezeli müezzin mahfili. Çok muhteşem gerçekten. Evet, Hafsa Sultan Külliyesi'nin diğer parçaları, hankah, imarethane, Sıbyen Mektebi, medrese, Darüşşifa, hamam. Hamam ki çok muhteşem, çok güzel ve gayet de büyük bir çifte hamam. Yani hanımların ve erkeklerin aynı anda yıkanabileceği bir hamam. Söylediğim üzere medrese binası şu anda kız Kur'an kursu olarak kullanılıyor. Sıbyen Mektebi maalesef şu an bir kafe olarak hizmet ediyor. İçerisi de çok hor bir şekilde kullanılmış, içerisini gördüm. Evet, diğer imaret ve hankah
binaları günümüze ulaşmamış, yıkılmışlar. Bakın şu süslemelere, şu tezyinata bakar mısınız? Evet. Manisa Hafsa Sultan Külliyesi'nden herkese selamlar.